Merhaba çocuklar. Bugün size Opart sanat akımından bahsedeceğim. Opart, optik resim olarak da bilinen 1960'larda ortaya çıkan bir resim akımı. Optik? Optik nedir ki? Yani görmeyle ilgili. Bu akımda renk, çizik gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Göz yanılsaması. Eserler genellikle soyut olup pek çok durumda siyah beyaz olarak kullanılır. Ve belli kurallara uyarak yapılır. Size birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Size göstereceğim örneklerden ilki. Görebiliyor musunuz? Gerçekten sanki çizgiler hareket ediyor gibi. Bir diğer örneğe geçelim. Bu örnekte Opart sanat akımının önce sanatçılarından olan Victor Vassarely'yi görüyorsunuz. Burada yine geometrik şekiller ve siyah beyaz. Bir diğer örnek. Bu çalışmayı bu arada yine Opart sanat akımının öncülerinden biri olan Bridget Raley yapmış. Ve bu çalışmanın ismi Meydanlarda Yürüyüş. Bir diğer Opart sanat akımının öncülerinden olan Escher. Escher de gerçekten çok önemli sanatçılardan biridir. Çok fazla göz yanılsaması içeren eserleri vardır. Diğer eserlerine de bakabilirsiniz. Escher'in bu çalışmasının ismi Gökyüzü ve Su. Şimdi etkinlik zamanı ve öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda kendi Opart çalışmamızı yapacağız. Peki nasıl? Bir tane cetvel, bir tane kağıt ve bir tane kalem. Bu kadar. Şimdi öncelikle kağıdın orta noktasını bulmamız gerekiyor. Orta noktasını bulabilmemiz için de cetvelle birlikte iki köşeden düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra diğer köşeleri birleştiriyoruz. Ve kağıdın orta noktası. Yine devam ediyoruz çizgilerimizi çizmeye. Başlıyorum örneğin. Önce köşelerini belirliyorum, sınırlarımı. Ki sınırların dışına taşmayayım. Daha muntazam bir çalışma olsun. Evet. Burayı siyah boyadıysam, buraya da siyah boyayamam. Burayı beyaz bırakmam gerekiyor. Bir siyah, bir beyaz. Buradaki örüntü kuralımız bu. Şekilde Opart tasarımlarınızı bekliyorum. Bu tasarımın aynısı da olabilir. Siz farklı bir tasarım da yapabilirsiniz. Aynı renkleri de kullanabilirsiniz. Farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Yapacağınız çalışmaları kendinizi değerlendirerek yollamanızı istiyorum. Kendinizi değerlendirmek ne demek? Yaptığınız çalışmada neyi iyi yaptığını düşünüyorsun? Mutlaka her zaman iyi olandan başlıyoruz kendimizi değerlendirirken. Ben bu çalışmada şunu çok iyi yaptım. Ya da aslında şimdi bakıyorum da çalışmama, şunu daha iyi yapabilirmişim. Bu iki değerlendirmeyi de benimle paylaşmanızı istiyorum. Neyi iyi yaptığını düşünüyorsun, neyi daha iyi yapabilirdin? Bunları benimle lütfen paylaş. Çalışmalarınızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, sanatla kalın.